Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Bakara suresi 139. ayet. Estaizu billah. Kul. أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ Ayetin ey Muhammed Aleyhisselam, sizler bilen Allah doğrusu da hüccetleşesizler mi? Tartışasızlar mı? Ve halen ki o bizlerinin hem Rabbimiz ve sizlerinin hem Rabbingizdir. Ve bizlerge özümüzün amellerimiz ve sizlerge özünüzün amelleringizdir. Ve biz unga yine ihlas kılıçlarımız. Suyuti'ni tefsirden okusak, o kişi bana ötken ayetinin tefsirini devam eder. Bu ayetke bir kiriştiler. قال اليهود للمسلمين نحن أهل الكتاب الأول وقبلة أقدم ولم تكن الأنبياء من العرب ولو كان محمد نبيا لكان منا فنزل يهوديلر مسلمانلارغا айтдики биз аввалги китоб аҳлимиз биз силардан олдин келдик бизнинг китобимиз ҳам силардан олдин қибламиз ҳам силардан кўра олдинроқ ve peygamberler Araplardan bo'lmagan. Agar Muhammed peygamber bo'lgan dedi, albatta bizden bo'lgan bo'lardi. Deyishgani de mana shu oyat nozil bo'ldi. Kullahu batuhajunana tuhasimunana fillahi. Ularga aytgin, Alloh to'g'risida bizdan hujjatlashasizlarmi, husumatlashasizlarmi, tortishasizlarmi? An istofa nabiyya minal arab. Ya'ni Alloh taolo arablardan bir payg'ambar tanlab olganligi masalasida tortishasizlarmi? Va huwa robbuna va robbukum, va halanki bizlarning robbimizdir va sizlarning ham robbingizdir. Falahu an yastafiya man yasha'u. Allohning ixtiyoridadir, o'zining xohishidir. Xohlagan kishini tanlab olishlik Allohning ishidir. Valana a'maluna mujaza biha. Albatta bizlarga o'zimizni amallarimiz shu amallarga qarab mukofotlanamiz, ya'ni uning muqobili beriladi. Valakum a'malukum, va sizlarga ham o'zlaringizning amallaringiz mujazuna biha. Sizlar ham shu amallaringizga muqobilini olasizlar, sizlarga muqobili beriladi. فلا يبعد أن يكون في أعمالنا ما نستحق به الإكرام. إند بز عمل‌لرمزده إكرامگه حقلی بولدیگر نسل بروسلیگی ازاق بومیده. یعنی همین این عمل اوزیگه ده سلاد عمل‌لرز فقط که نقبول بسه بزی که قبول بمسه بز عمل‌لرمز إكرام کرمسه دیگر گپ یوق. Bizi amellerimiz hem ikram görüşlüğü, bizi amellerimiz hem kabul buluşlüğü hakikatten uzakıymaz. Ve nahnu lehu muhlisun. Ve biz unga yine ihlas kılıçlarımız ad-dine vel amele. Din ve amelimizni. Yani amelimizi ve dinimizi fakat yine onun için kılıçımız dunekum. Sizlerden başka. Ama sizler onu demezsiler. Sizler dinlerinizi Allah için kümesiler. Amellerinizi Allah için kümesiler. فَنَحْنُ اَوْلَى بِالْاِسْتِفَاءِ. Demek ki tenle bağlanıştık ki biz avla bulduk. Demek ki biz sizlerden yaxşı bulduk. Çünkü biz Allah için kül yapız. Sizler Allah için kül yapızlar. وَالْهَمْزَةُ لِلْاِنْكَارِ. Ördeki hamza inkar üçündür. Yani اَتُحَاجُّونَ نَدِكَنْدَ ki اَكَلِ yaptı. Şu inkar üçün. İstifamı inkari. İnkari soraktır. وَالْجُمَلُ السَّلَاسُ اَحْوَالٌ. Üçte cümle ise hemesi haldır. Yine ve huve rabbuna ve rabbukum ve halenki biz rabbimizdir. Ve lene amaluna ve lekum amalukum.
bu cümle hem hal ve nahnu lehu muhlisun üçüncü cümle hamesi haldır. Yani şimdi halette bizden tartışasınlar mı diyebdi. Kengroq tafsir qilsak Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimizga amr qilyapti. Ayt ularga. Ularga mana bu haqiqatlarni yetkazib qo'ygin. Mana yuqorida mukammal dalillar qoyim qilingandan keyin, ularni butun dalillar rad qilingandan keyin, butun haqiqatlar bayon qilingandan keyin, qalin ham inkor qilib, ham taajjub qilib mana shu 3 ta holatda sizlar biz bilan Alloh to'g'risida tortishasizlarmi? Nasana suyuti istifa, yani Allah-u Teala'nın tenlem alışlığı deyip diyor. Bu yani misal. Allah-u Teala'nın bütün işleri de. Elbette Ahli Kitab'ın birinci itirazı şuydu. Nimege Muhammed, eğer Peygamber bulsa bizden çıkmadı. Degen en katta birinci itirazları şuydu. Bundan ki başka itirazları var. Mesela nimege bu din hak bulsa nasıh, mansuh böyle yaptı, nimege kıble özgerdi, nimege bündeyi böyle yaptı, nimege bündeyi böyle yaptı diye itirazları çok. Lekin yukarıdaki derslerde etkenimizdik, bu itirazların hemmesi bizge, ya fakat sahabelerge, fakat Muhammed Aleyhisselam gemez, Allah Ta'ala gedir. Allah ki itiraz kıl yaptılar. Çünkü bu işlerin hemmesini Allah kıl yaptı. Şunun için Allah Ta'ala Peygamberimizge büyüğü yaptı ki Muhammed aytgin ularge. Ular qilyaptirgan ishining nimaligini bilib qo'ysin. Ular Alloh to'g'risida tortishyapti, husumatlashyapti, janjal qilishyapti, hujjatlashyapti ular. Bu bir tarafdan, ikkinchi tarafdan qaraganda ularning holati ma'lum, yuqorida ko'rdingiz. Alloh bizga xabar beryapti, ularni la'natlaganligi, ularga g'azab qilganligi, ularning isyonlari, nonko'rligi hammasini Alloh taolo aytib beryapti. Endi bu tarafta esa sahobalarning itoati, Muhammad alayhissalomning mukammal bir axloqi, diniy xizmatlari turibdi. Sizlar shu holatda bo'lib turib, biz bilan tortishasizlarmi? Allohga yaqinroqmiz deysizlarmi? Sizlar bu holatlaringizda Alloh taolo sizlarni rad qilgan, g'azab qilgan, la'nat qilgan holatda qanday qilib sizlar biz Muhammaddan afzalmiz, sahobalardan afzalmiz deysizlar? Biz cennetke kiramızda, ular cehenneme kitap değilsiler. Allah doğrusu da bizimle hüccetleşesizler mi? Tartışasızlar mı? Yani şimdi keyin tefsir keti uğradı bu. Allah doğrusu da kaysi meselede tartışı yaptırırken bursa, biz şu ayetke salıramız. Yani Allah'a deyip ki, tartışke haklarız yoksulardı. Yani Allah'a tekişliği bütün meselelerde, sizler tartışılıkke haklarız yok. Muhammed Aleyhisselam'a teslim buluşluk, o kişiye iman getirişlik, ergeçlikten başka çareleriz yok. Bitti yollarız var, hiç kendi itiraz kılmasından, hüccetleşmesinden o kişiye teslim buluşlarız gerek. Ben şimdi halette dediğim bu sek, vahva Rabbuna ve Rabbukum, ve halenki Allah Teala bizi hem Rabbimiz, sizlerinin hem Rabbinizdir. Allah Teala bütün bendelerine bir hıl muamele kıladı bana Rahman buygen zat. Karin Rabdur Allah Teala. Bizi yarattı, sizler diyem yarattı. Bizi gen bütün nimetler de Allah verdi, sizler gen bütün nimetler de Allah Teala verdi. Bu yaratılışlık ve dünyavi imkaniyetler itibarından fazilet sabit bu miydi? Yani sizler kendik Allah Teala'nın Rab ikenliğini, Halık ikenliğini, Malik ikenliğini dava kılıyapsılar. Aynı neseler bizdeyen var. Ama bu neselerde biz sizlerden yeneyem haklı rağmız. Şunun için Rabbuna hani, ve huve Rabbuna edip bu aldın kılıyap. Ve Rabbukum edip ki in kılıyap. Aldın ve Rabbukum ve Rabbuna değil mi yap? Allah bizim Rabbimizdir ve sizlerin hem Rabbinizdir. Hemimizde bu nimetlerde rızıkta Allah bir yaptı. Sizlerdekiden kem kılıp bir geni yok ki. Allah-u Teala sizlerde bizden afzal kıyanı yok. Bu Rablik meselesi de, rububiyet meselesi de. Bizi sizlerden nakıs kıyanı yok, kemçilikli kıyanı yok. Bu meselede sizler bizden tartışamaysalar. Rububiyet meselesi de uzlarınızı, afzalliklerinizi ispat kılıp verenmeysalar.
وَلَنَا اَعْمَالُونَ وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ İkinci halet, ikinci delilimiz. Bizge uzumuzu amellerimiz, sizlerge uzlarize amelleriz. Karin lam keltiriyek biz. Lam menfaat. Yani faydalı amellerimiz uzumuzge sizlerge faydalı amelleriz olsa uzlarizge. Yani bizden sizler faydalanmıyorsunlar, biz sizlerden faydalanmıyız. Bunda ötken ayette geldi ki Allah Teala Yahud nesnanilerge ve kafirlerge hitap kıldı ki tilke ümmetun kad halet. Ötke ümmet, oşa ümmet hakikatten öttü. Ularge uzlarının kesbigen nesesi ve sizlerge uzlarızı kesbigen neseleriyiz. Uladı kıygen neselerden sizler soralmıyorsunlar. Endi ular ajdodlarining amallaridan so'ralmagandan keyin nimaga biz amalimizdan so'raladi? Biz ham ulardan amallardan so'ralmaymiz. Har kimga o'zining amali bo'ladi. Va Alloh taolo ko'rib turibdi, bilib turibdi. Kim qanday amal qilyapti? Biz amalimiz o'zimizga, sizlarning amallaringiz o'zlaringizga. Amal e'tiborida ham maqtanolmaysizlar, tortishmaysizlar. Sizlar o'zlaringizcha namoz o'qiyap turgan o'zlaricha roza tutib turgan, o'zlaricha haj qilib turgan, o'zlaricha jihad qilib turgan bo'lishlaringiz mumkin. Qilishyapti, ya'ni kofirlar o'zlaricha Alloh uchun qilyapti ba'zi amallarni. Ya'ni buzuq bo'lsa ham namoz o'qishyapti, buzuq bo'lsa ham roza tutyapti, buzuq bo'lsa ham zakot beryapti ular ham. Buzuq bo'lsa ham da'vat qilishyapti. Biz ham Alloh taolaning buyruqlarini qilyapmiz. Şeriat buyurgandek namaz okuyapız, şeriat buyurgandek roza tutuyapız, haç kılıyapız, cihat kılıyapız. Hamasiga amal kılıçlıkka hareket kılıyapız. Hamamız amal kılıyapız. Bu zahiri halat. Onda hem sizler afzalliğinde dava kılalmaysizlar. Ve üçüncü dalilimiz şu ki, yani ahirgisi, biz unga yine ihlasli buluvchilarimiz. İhlas kılıvchilarimiz. Biz bütün amallarımızı fakat Allah için kılıyapız. Sizlerden farkımız şu. Sizler Allah için kime yapsınlar? Allah için kime yaptırgenler izi her bitti amallarınızı sıfatla biramız. Oturuyorlar. Bana şimdi de tartışaydık. Allah için kime yapsınlar sizler? Eğer Allah için namaz okusalarız, sizler de namazlarız, Allah ve Resulünün hükümlerine doğru geliş gerek. Mesela biz Yahudiler getirmiş ki namaz okuyapsan mı? Allah için okuyapsan mı? Bunda seni bu namazın Tevrat'a doğru gelişlik gerek. Hakiki Tevrat'a. Allah'ın buyruğuna ve Musa Aleyhisselam'ın buyruğuna doğru geliş gerek. Bizikini koyup dur. Lekin doğru kimiydi ki? Musa Aleyhisselam öğretken de namaz okumayapsan sen. Nasraniler getirmiş. Sen namaz okuyapsan mı? Allah için mi? Bu mesela Allah talep kıyken de namaz okuyun. İsa Aleyhisselam şimdi namazda öğretken miydi? Ve başka bütün amallarını bitti bitti teşirip gülerdi gelmişsek hepsi dünya için kılınıyor, şeytan için kılınıyor, nefs için kılınıyor. Ya ki damlaları için, pirleri için kılınıyor. Allah için kılınmıyor. İhlası yok. Peki biz Allah için kılıyoruz. Şimdi bunlar etsek ki silahlı işleriz diyen var ki Uğudus'a biz etmemiz ki doğru, biz içimizden sizlerge geçerken ahmaklar var. Bunu biz uzumuz et yaptık. Peygamberimiz Aleyhisselam bunu uzlara ettiler açıkçası ki. Meni ümmetimin bazıları Yahud nesnanilerge eri geçip getirdiler deyip ettiler. İkile kadem birbiri yakan diye münasip olsa ikile ayak, şun diye münasip olup eri geçip getirdi. Bunu bize mi etmemiz? Bunlar sizlerge eri geçkenler olur, adeşkenler. Ular bizdenmez. Peygamberimiz Aleyhisselam yüzü giriyor onlardan. Lekin biz muhlislar doğrusu da gepleşiyoruz. Kale bana kafirler bizi büzüşken ne kadar hareket kılıyıp durduğunu sırrı hem şeyden gibi çıkıyor. Biz kaç tane büzülsek onlardan tartışılmaya kalmamız ki. Onlar kül adı ki biz üstümüzden. Mali biz batılımız. Biz adeşkenimizden ki onlar tanıladı. Doğru biz batılımız değil. Bilerdiler, bizden bilemiz batılıyımız ama sizlerden batılsılar değil mi? Sizlerden ve farklarız var bizden değil.
Siz çap tarafga yiqilgan bo'lsangiz, sizlar o'ng tarafga yiqildilaringiz. To'g'ri yo'ldan ketmadilaringiz ku deydi. Shunda ustimizdan kulishligi uchun, bizni ham adashtirishligi uchun bu turgan fazilatli, muborak holatimizdan bizlarni mahrum qilishligi uchun adashtirishlikka harakat qilyapti ular. 140-oyat. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون ياكي سيزلر ألبت إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ونيورالر Yahudiylar bo'lganlar yoki nasroniylar bo'lganlar deb aytasizlarmi? Ayting Muhammad alayhisalom. Sizlar biluvchiroqmi yoki Allohmi? Alloh tarafidan bo'lgan o'zining huzuridagi guvohlikni, shahodatni yashirgan kishidan ko'ra zolimroq kishi bormi? Ve Allah sizlerinin kılıyıp dururken amellerinizden gafir emez. Suyuti'nin tefsiri Em bel tekulune bitte-i veliye. Belki sizler tekulune tevlensiz, tekulune aytasızlar. Bunlar diye bilen buysa belki onlar aytadılar ki İnne İbrahim ve İsmail ve İshaka ve Yaqub ve Lesbat kanu Hudan ve Nasara. İbrahim, İsmail, İshak, Yaqub, Asbat, ne varalar ular Yahudi yoki Nasroni bo'lgan deysizlar mı? Kullahum, ularga aytgin, antum a'lamu amillah, sizler biluvchiroq mı yoki Allah mı? Ay Allahu a'lamu, yani Allah biluvchiroqdir albatta. Bu so'rab sizlardan o'rganmoqchi emasmiz. Rad qilishlik maqsadida so'ralyapti. Waqad bara minhuma İbrahim biqawlihi ma kana İbrahim yahudiyan wala nasraniyan. Alloh taolo o'zining Kur'an'da aleki ingi surelerde keledi Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'ını ikele merazlikten pakladı. Bara'a beri yıkıldı, pakladı. Etti ki İbrahim Yahudi hem bomagen ve Nasrani hem bomagen dedi. Allah etti yaptı bunu. Ve mezkunun ma'hu tebe'un lehu. Yani İbrahim Aleyhisselam ile birlikte zikir kılınganlar ise o kişiye tabidir. Yani İbrahim Aleyhisselam Yahudi Nasrani bu megendik. İsmail, İshak, Yaqub ve Asbat hem Yahudi Nasrani bu megend. Ve men ezlemu mimmen ketebe akfa anin nasi. İnsanlardan mahfiyyen, yaşırgan kişiden köre zahrunah kim var? Şehadeten indahu. Yani uzun huzurdagi guvohlikni kainatan min Allohi Alloh tarafidan bo'lgan. Ayla ahadun azlamu minhu. Ya'ni bundan ko'ra hech kim zolimroq emas. Dunyoda eng katta zolim shu. Va humul yahudu katamu shahadatallohi fi at-Tawrat al-Ibrohima bil hanifiyati. Va bu zolimlar eng katta zolimlar yahudilardir. Ular Tavrotda Alloh taolo Ibrohim alayhisalomning hanifligi to'g'risidagi guvohligini yashirdilar. Tavrotda Alloh taolo Ibrohim alayhisalomni hanif ekanligini aytgan, shuni bilib turishib, yana Ibrohim alayhisalomni yahudiy deyapti. Nasroniylar ham shunday eng katta zolim, xoin. Chunki Injilda Alloh taolo Ibrohim alayhisalomning hanifligini aytgan, lekin ular bu haqiqatni yashirib, Ibrohim nasroniy edi deyishyapti. وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلِينَ عَمَّا تَعْمَلُونَ تَحْدِدٌ لَهُمْ Allah Teala sizlerde kılıyıp dururken amellerinizden gafil edemez deyken onlarca tehdit buluyor. Korktu yaptı Allah Teala. Kengirah tafsiri Allah Teala yine onlardan sonra yaptı. Kur'an'ın mükemmelliği, Kur'an'ın aliliğini kanayın. Kanayın Kur'an bizi en mükemmel şekilde münazara kılıç diye mürget yaptı. En mükemmel şekilde. Bütün deliller sabit bo'lganlarkin so'ra yaptı bana. Ya ki sizler İbrahim, İsmail, İshak, Yaqub ve Asbat nevaraları Yahudi ya ki Nasrani bo'lgan deysizler mi? Yukarıda etkenimizde kıskartırlayan. Ey Yahudiler, sizler bu zatlar, bu peygamberler Yahudi bo'lgan deysizler mi? Ey Nasraniler,
Bu zatlarını sizler nasrani bo'lgan deysizler mi? Şimdi aklan o'ylab ko'radigan bo'lsa, aklan bu kişilerin Yahudi nasrani bo'lishi mümkünmez. Çünkü Yahudilik keyin chiqdi-ku, nasranilik keyin chiqdi-ku. Qanday qilib ular Yahudi nasrani bo'lishi mümkün? Mesela bizi zamanımızda hem bazen avamlar tartışadı. Sahabeler kaysi mezhepte bo'lgan ekan. Umar Hanefi bo'lgan mikin? Ya Şafii bo'lgan mikin? Abu Bakir chi deb so'raydi. Qanday qilib sahabeler Hanefi Şafii bo'lishi mümkün? Hanefili Şafii sahabelerden keyin chiqdi-ku. Ular Hanefi Şafii bo'lishi mümkün emas. Ya ki mesela Şiyeler etedi ki Ali ve Ali'nin tarafdarları Şiye bugün deydi. Mahkeme şöp durup doğrusunu aydı. Ali Şiye miydi? Onun tarafdarları, onun zürriyatları Şiye miydi siz? Yok deyişerdi. Çünkü vakti Şiyeli yoktu deydi. Şiyeli kim çıktı deydi. Yani, ne gibi mesela insanlar da elde yapsalar Ali Şiye bugün dedi. Eğer Şiye bulmaz. Demek Hasan Hüseyin'de Şia diye yaptılar. Şialik kin çıkken ki aynı çünkü yoksar Yahudilik, Nasranilik bana bu zatlardan kim bu genlerse. Kin çıkken bidiyat. Aslında Yahudilik diyen nesi yok. Nasranilik diyen nesi yok. Fakat yine İslam var. Hangi kılıçlarında ötken peygamberlerdi, ötken avliyalardı uzlarızı bu bidiyatlarca tıkvalasılar. Tuhmat kümeyler. Şimdi deyseler misiler? Siz onlar yok dese yalgan geç karigen buladı, münazara bitti. Eğer ha dese hani onlar hala ha degeni yok, diyelmeyi diyem indemeydi onlar, sükut kırışken mecbur buladı. Çünkü münazarada mağlup buluşu yaptı. Şimdi Allah deyipti ki ayet onlar ya. Entüm alemu emillah. Şu zatlar İbrahim aleyhisselam, İsmail aleyhisselam, İshak aleyhisselam, Yakub aleyhisselam ve o kişinin zürriyatları. Bu kişilerde kim bu geldiğini siler bilinçirak mı? Ya ki Allah mı? Kim yakşı biledi? Siler Allah'tan hem yakşı bilesiler mi siler? İbrahim aleyhisselam kaysi dinde bu geldiğini siler bilesiler mi? Allah biledi mi? Siz Allah biledi. Biz bilemiz diyen miydi? Çünkü Allah ki işen geldikte dava kıladı olurum. Hoş, İsmail aleyhisselam doğrusu da ki siler bilinçirak mı ya ki Allah mı? Siz Allah değil. İshak'tı ki, Yakup ve nevereleri ki bunlarda kim bilinçirakdı siz? Allah değil. Allah bilinçirakdısa Allah Teala etti ki onlar Yahudi Nesrani bu megen, onlar Müslim bu megen. Yukarıda ettik ki delillerdi. Delillerde görsettik. İbrahim aleyhisselam uzlariyem İslam'da bu megen zürriyatların İslam'da buluştuğu dua kıldı ve ferzenleri giyen vasiyet kıldı. Yakub aleyhisselam hem öyle yaptırırken de imtihan kıldı ve Yakub aleyhisselam da ferzenler uzlarını tılıbla etti ki ve nahnu lehu muslimun ve biz Allah kegine teslim buluşularımız İslam kilitiluşularımız Müslümlerimiz dedi ki uzlarını ağzıdan çıkken de sana Allah Teala nakil kıl yaptı. Allah et yaptı ki onlar hemesi biz Müslümümüz diyen de yaptı. Madem ki Allah'ın kavlu şu olsa, Allah'ın nakli şu olsa, ne kendisiler bu meselede itiraz kılı yapsalar, cancel kılı yapsalar, bizimle tartışı yapsalar? Ne kendisiler İslam'da yamanlar, İslam'da karalep, İslam yenge çıkan nese bidiyat de yapsalar? Hak yolu şu Yahudilik, ya ki hak yolu Nasranilik de yapsalar? Ne kendi deliller, üyelmeyseler mi? Ve o şey zatlarının hemmesini İslam'da bu yanıgını bilesiler ki usular. Biz yukarıda sıfatla verdik ki bilesiler, inkar kılamadılar iski. Sizlerle bütün batıl delillerinizi kösatı verdik ki. Şimdi neticede ne bile yaptı? Sizler hakkı yaşırı yapsalar. O şey zatlarının İslam'da bu yanıgını yaşırı yapsalar sizler. Hem uzlarınızı zulüm kılı yapsalar. Hem milletlerinizi zulüm kılı yapsalar. Hem İslam ahlige zulüm kılı yapsalar ki ularge aziyet beri yapsalar, düşmanlık kılı yapsalar.
ve ularda bu hak yoldan çıkarışga hareket kılıyapsılar. Şunu güçlü Allah deyipti. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ Uzunun huzurunda Allah tarafından güvahlik bulgen adam, şu güvahliği de yaşırsa, şundan göre zalimrah kim var deyipti Allah Teala. Bundan beter zalim var mı deyipti. Ve bu cevap, savanın cevabı şu ki yok. Bundan beter zalim yok. Hani Allah tarafından bugün güvahlik. Allah güvahlik verdi. Gördüler biz Allah Teala bize etti bunu. Yukarıdaki ayetler ötmese biz öyle kalışımız mümkün idi. Hatta etken ikin. Bize haberimiz yok. Yok. Ötken ayetlerde hemen ispat kılındı. Ötken tarihte bütün peygamberler, bütün evliyalar özlerini İslam'da bugünlüğünü cüde yakışı bilgen ve fakat yine İslam'a çakırgen halas. İslam'dan başka dinge çakırmayan bir orta evliya. Bir orta peygamber. Yani şunu hemen bilişedi. Hazırki Yahud Nasrani'nin hemen bilişedi. Lekin Allah tarafından kigen bu güvahlik, bu şehadette yaşır yaptı mı? Bunlar en katta zalim. Yukarıda haligi meçhlede men kıyanlar, meçhlede büzüştükçe hareket kıyanlar, en katta zalim digende men ettim, en katta kafir digende bu. En katta zalim yani bir Müslümanı zalimdi böyle miyler? En katta kafir digende, ve men ekferu digende. Kim en katta kafir, en bedder kafir digende. Çünkü en katta zulüm doğrusu Allah Teala ne diyetti? İnne şirke le zulmun azim. Elbette şirk nihayette katta zulümdür diyetti. En katta zulüm şirkeken mi? Ve men azlamu. Bana bunlardan göre zalimler kişi var mı diyeni? Bunlar en katta zalimdür diyetti. En katta zalimler kafirlerdir. Müşriklerdir. Yahud Nasraniler bana bu hakkını yaşırıp özleri hem zulüm kılıp, evvela özünü milletine zulüm kılı yaptı ve bütün insanlara, cinlere zulüm kılışı hareket kılı yaptı. Şunun için en katta zalim, en katta kafirdir onlar. Onlardan adalet kütüb oturmayın, onlardan yaşlılık kütmeyin. Bilip durup yaşarı yaptı onlar hakikatini. Tevrat'ta hem aytilingen, Suyuti aytgandek, Tevrat'ta aytilingen. Fakat Kur'an demez bu nasılar. Tevrat'ta hem aytilingen İbrahim Aleyhisselam'ın hanifliği, İslam deliği ve başka zatlar hem. İncil'de hem aytilingen. Peki niye aşırı şey yaptı? Tevrat'ta bilen İncil'de şunun için büzdü bunlar. Nemege büzdü? Nemege ayetlerde özgertirdi? Mene bu yerlerini sebebiden. İslam dinine tekişliği bölgen yerlerde büzüp taşıştı. Özgertir var işte. Özlerinin bedbehlikleri ve zalimlikleri bütün insaniyette eleştiriyip durgenliği, hakka düşman ikenliği, Allah'ın düşmanı ikenliğini yaşarışlığı için. Allah'a deyip ki, ne maksalarız kılorilir. Allah Teala sizlerde kılıyip durgen işlerinden gafil yemez. Hemesini körüp bülüp durup. Cevap veresle dünyada yem, ahirette yem. Dünyada yem Allah Teala ulanın cezasını dilerdi. Peki ahirette anık. Ahirette rasva buluşluğu, cehennemge ebediyen otun buluşluğu anık. Demek bu ayetten ki çıkıp dururken mesela güvahlikini yaşırmaslık gereken. Siz bir işe güvah bulduğunuz sizden güvahlik talep kılın yani. Siz bana şu meseleye güvah ediniz. Şunu körü ediniz. Mecliste var ediniz. Şunu demez mi diyen de güvahlikte yaşırmayın. Eteli ki bu kişi bu kişiden pul aldı. Siz kördü şunu pula geldi yine. İnkar kılı yaptı amadım dedim. Sizge siz güvah ediniz şu adam pula geldi ya. Değilsin. Doğru mesmez ise bilmiyim ben. Beni erleştirmeyeler. Beni başımı ağrıtmeyeler. Ben hemen bile dost bugün geledi. Diyen yaptı yapırmayın. Güvahlikte yaşırmayın. Güvahlikte doğrusunu aitin. Hakkı yapırın. Ne beni görürken bu siz, ne beni işitken bu siz aitin. Allah'tan korkayın. Eğer yaşırırken bu siz, günahkar bulasın. Katlı günahkar bulasın. Katlı günah. Küçükine günah emez. Bana güvahliknin türleri köpeken, bazı güvahlikler var. Allah tarafından bugün güvahlik. Bazı güvahlikler peygamber tarafından buygen. Bazı güvahlikler sahabeler, bazılar alimler tarafından, bazılar adli insanlar da ortasında güvahlikler.
guvohlikni turlari ko'p. Bir insonning guvohligini yashirgan zolim, endi Allohning guvohligini yashirgan esa katta zolimdir. Hali keyingi oyatlarda keladi, Alloh taolo aytadiki, bizni nozil qilgan narsalarimizni, bildirgan narsalarimizni yashiradigan kishilarni biz la'natladik deydi. Bütün farishtalar, bütün insonlar la'natlaydi. Haqni yashirganlar kim bo'lsa bo'lsin, yahudiymi, nasroniymi yoki musulmonmi degan dajjal olimmi, hammasini Alloh taolo va bütün farishtalar va bütün insonlar, bütün mavjudot la'natlaydi. Keyingi oyatlarda keladi. 141-chi oyat. Tilka ummatun qad xalat laha ma kasabat va lakum ma kasabtum va la tusaluna amma kanu ya'malun. O'sha ummat haqiqatan ham o'tdi. Ibrohim alayhissalom va o'xshiga ergashganlar o'tdi. Ularga kasb qilgan narsalari va sizlarga kasb qilgan narsalaringiz. Ya'ni ularga qilgan narsalari sizlarga ham qilgan narsalaringiz, amallaringiz. Ularning qiladigan bo'lgan narsalari to'g'risida sizlar so'ralmaysizlar. Suyuti ham mana oyatni keltirib turib tafsirda taqaddama misluhu bunga o'xshagan oyat o'tdi va o'sha yerda aytilindi, tafsir qilindi. Xulosasini men takror aytaman, har kim o'zini amalidan so'raladi. Payg'ambarning o'g'li bo'lsangiz-u, payg'ambarga ergashmasangiz foydasi yo'q. Iymoningiz bo'lmasa, Allohga ibodat qilmasangiz, nasab foyda qilmaydi. Amal qilishingiz kerak. Ajdodlaringizdan maqtanmang. O'zingiz amal qiling. Shuning uchun payg'ambarimiz alayhissalom qizlariga aytdilar: "Ey Muhammadning o'g'li, ey Muhammadning qizi Fatima, Allohning azobidan o'zingni qutqar. Men senga Alloh tarafidan hech qanday narsaga ega emasman" dedilar. Hatto Muhammad alayhissalom qaran qizlari Fatimaga aytyaptilar. O'zi bitta qizlari qoldi, yashadi, qolgan farzandlari vafot qildi. Shunga ham aytyaptilarki, o'zingni qutqar deyaptilar. Shuning uchun har bitta inson o'zini qutqarishlikka harakat qilsin. Alloh subhanahu va taolo butun mu'minlarni butun dunyoviy va oxiraviy zararlardan qutqarsin.